Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Ben Okaner. Bugün sizlere bir test yapacağız. Ama bu test karakterinizle ilgili ve dolayısıyla da karakterinize göre hangi meslekleri seçmenizle ilgili bir test olacak. Ee, evet. bazı sorularımız var. 8 tane sorumuz var değil mi? Evet, 8 evet, tane sekiz sorumuz soru var. var. Tam olarak başlığımız karakterine en uygun meslekler hangileri testi. 8 yani. tane soru soracağız. Her birinin beşer tane cevabı var ve sıfırdan 40'a kadar 0, 10, 20, 30, 40 şeklinde puanlanıyor. Dolayısıyla bunların biz şimdi Tuğçe ile beraber buraya not alacağız. Bu puanları toplayacağız. En sonunda elimizde bir puan olacak. Bir toplam puan olacak. Aynen. Ve bu toplam puana göre de en sonunda bize böyle bir meslek grupları Edilecek. şey yapacak. Ne yapacak? Öngörecek. Bizim size siz de bizle beraber bu cevaplarınızı tekstik. not alın. Puanlarını takip edin. Bakalım siz hangi meslek grubuna ait birer insansınız. Hep beraber görelim. Şimdi birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Kendini nasıl tanımlarsın? A. Güvenilmez sakar. B. Becerikli yardımsever. C. Yaratıcı dedikoducu. D. Sosyal arkadaş canlısı. E. Konuşkan zeki. Evet ben cevabımı veriyorum. E şıkkı diyorum arkadaşlar. Sen hmm. hani ne diyorsun? Valla ben B ya da D diyeceğim ama sosyal arkadaş canlısı olasım var. Ben bugün tamam. D diyorum. <laughs> yani tamam kendime. şimdi şıklarımızın puanlarını da söyleyeyim. A şıkkı 0 puan. B şıkkı 10 puan. C şıkkı 30 puan. D şıkkı 20 puan, E şıkkı 40 puan. Ben 40 puan almış oldum. Ben puan de, de 20 almışım. Evet ikinci soru arkadaşlar. Tembel misin? A. Nadiren tembellik yaparım. B. Keşke tembellik yapacak vaktim olsa. C. Bildiğin tembelim. D. Aileme göre tembelim. Bana göre değilim. E. Çok tembelim. Zorlayan yoksa yataktan bile çıkmam. Ya yani evet. Benimkisi çok net. Direkt A şıkkı diyorum kaç puan Öyle almış. mi? Aynen. Tamam ben burada itiraf ediyorum. Bildiğin tembelim <laughs> aslında. Kendime de C şıkkı diyorum. Puanlara gelince de arkadaşlar A şıkkı 30 puan, B şıkkı 40 puan, C şıkkı 10 puan, D şıkkı 20 puan, E şıkkı da 0 puan. Okulda en sevdiğin ders ne ya da neydi? A tarih, B elişi, C matematik, D müzik, E hiçbiri okuldan nefret ediyorum ya da ediyordum. Evet söylüyorum tarih arkadaşlar. Tarih miydi? Aynen tarihti. Evet, evet ben de yalan söylemiyorum bana inanın gerçekten matematikti En sevdiğim ders bunların arasında yani öyle söyleyeyim çok severdim. E, benim de bunların dersini. arasında yoksa evet. tabii daha neler var. Yani. Yoksa sanki neler var sanki biz sadece <laughs> ders aldık neyse ama hani gerçekten bunların arasında matematikti yani bir müzisyen olarak matematik diyorum yani bu. Evet. Tamam şimdi şık puanlarımızı sayıyoruz. <laughs> A 20 puan, B 10 puan, C 40 puan, D 30 puan, hmm. E 0 puan. Dördüncü soru arkadaşlar boş zamanlarında ne yaparsın? A video oyunu oynarım, B arkadaşlarımla muhabbet ederim, C Arkadaşlarımın telefonla işletirim, <laughs> yani bunu yapan varsa ayıp ediyor. D odamı toplarım. Hmm. E şıkkı da sinemaya giderim. Cevabım Uçağım. D şıkkı odamı toplarım. <laughs> yani. Evet. Boş zaman yani. Şimdi sinema evet. boş zaman şeyi değil, eğlencesi değil bir kere yani. Evet. Bence doğru. değil yani. O Öyle başlı şey başına bir etkinlik. Aynen Ama yani. Tuğçe gerçekten bu grupta odasını toplayan insan olabilir yani. Evet. Buna ben de inanıyorum. Ben de arkadaşlarımla <laughs> muhabbet ederim'i tercih ediyorum. Çok goy goycu bir adamım zaten. Evet. Tamam. Puanlar? Puanları söyleyelim. A. 10 puan. B. 20 puan. C. Sıfır puan dediğim gibi yani işletmeyin öyle bir insansanız yapmayın bunu. <laughs> D 40 puan e şıkkı da 30 puan. Beşinci soru Ne tür haberleri okumayı daha çok seversin. A magazin B haberleri takip etmiyorum <laughs> olmaz. C politika D spor e ekonomi C politika. Evet burada ben de politika diyorum Hatta herkes bilir ben gün içinde ara ara politika haberlerini <laughs> herkese şey yapalım <laughs> ileten insanımdır ofiste. Puanlarımız şöyle: A şıkkı 30 puan, B şıkkı 0 puan, C şıkkı 40 puan, D şıkkı 10 puan, E 20 puan. Altıncı soru: Hangi tür filmleri izlemek daha çok hoşuna gider? Hmm. A. Belgesel, B. Gerilim, C. Bilim kurgu, D. Aksiyon, E. Romantik komedi. Gerilim demek istiyorum. Gerilim. Evet. Evet. Şimdi bunların arasından seçecek olsam. Herhalde bilim kurgu derdim ya yani evet yani romantik komedi falan bilim kurgu diyeceğim ben hmm, C şıkkı romantik diyeceğim. Romantik komedi olmaz. <laughs> ya ama yani benim romantik komedi izlediğim herhalde Ben bile izlemiyorum, izlemiyorum canım yani. yani. yani Elimde ben... mısır falan <laughs> falan diye böyle puanları söyleyeyim arkadaşlar. A şıkkı 20 puan, B 10 puan, C 40 puan, D 0 puan, E 30 puan. 7. soru televizyondaki şovlardan hangisine katılırdın? A. El işi becerilerinin önemli olduğu bir programa. B. Yetenekle alakalı bir programa. C. Örümcek akrep yiyebileceğim bir programa. <gülüyor> <gülüyor> D. insan ilişkileriyle alakalı bir programa. E. Tüm TV şovları vakit kaybı. Hmm, çok iddialı. Hmm. Şimdi bu insan ilişkileriyle alakalı program yani herhalde şey olsa gerek işte Burası sellali falan <laughs> tadında şeyler olsa gerek. <laughs> ya da şey BBG Melih Eray'da. Falan ha, aynen Melihler Eray'da. O tarz Olabilir. bir şey olsa gerek. Yani biz öyle kabul ediyoruz bunu. Bence ben... insan ilişkileriyle ilgili program. Öyle bir şeye mi katılırdı diyorsun? Ya, katıl benim? yani şimdi el işleri mi katılayım? o kadarcım hmm. yani. el işi? BBG Tuğçe. Ay o değil. Örümcek hakket de yiyebiliriz. Alıştık artık ama. Bence de yani biz Yok, Ben yine D diyorum. Yani ben çok zorlanırım şu an. El işi belki falan. El işi beceri yetenek. Yetenek. El işi samsanlış. Şey. Hayır. <laughs> Ben örümcek akrep yiyeceğim bir programa katılırdım ya. Evet, öyle diyorum ya ben. Puanları soruyorum. A şıkkı 10 puan, B şıkkı 30 puan, C şıkkı 0 puan, D şıkkı 20 puan, E şıkkı 40 puan. Başladık. Şimdi son soruyu okuyorum arkadaşlar. Hangisi en çok hoşuna gider? A. Hmm. Hiç çalışmak zorunda olmamak. B. İnsanlara yardım etmek. C. Yaratıcılığımı kullanmak. D. Bir işin bir iş fikrini A'dan Z'ye tasarlamak. E yeteneklerimi her gün biraz daha güçlendirmek. Bunlardan hangisi hoşunuza gider? Ben B diyorum. İnsanlara yardım etmek. Evet. Evet. Yani. Ben de yaratıcılığımı kullanmak diyeceğim. C şıkkı diyeceğim. Tamam. Şıklar. Puanlar. A şıkkı 0 puan, B şıkkı 20 puan, C şıkkı 30 puan, D şıkkı 40 puan ve E şıkkı 10 puan. Bütün soruları okuduk arkadaşlar. Şimdi puanlarımızı toplayalım. Aynen. Ondan sonra Hadi bakalım. da bakalım Topluyoruz. hangi iş grubu ya da hangi meslek grubuna ait insanlarmışız. Kaç çıktı? Evet. Şimdi benim 200 çıktı 200 bu çıktı. Benim de 220 çıktı. Hmm. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi okuyorum tek tek. 050 işsiz güçsüz. Sana uygun bir meslek bulamadık. Çok tembelsin. Bu gidişle hayatta bir baltaya sap olamayabilirsin. Umarız aileden zenginsindir yoksa işin zor. İnşallah zengindir. Umarım zenginsindir yani ne diyelim. <laughs> 60-120 puan arası mutfak şefi, profesyonel sporcu, garson, köpek eğitmeni, tesisatçı ve tamirci. 130-190 puan arası öğretmen, polis, itfaiyeci, hemşire, hostes, yaşam koçu. İyi. Nice. 200-260 puan arası yani bizimkiler. Evet bizim grup. Evet. Yazar, oyuncu, ressam, iç mimar, modacı, gazeteci. E, ucundan kıyısından evet. medya ile ilgili bir şeyler var. Hiçbiri değiliz ama <gülüyor> <gülüyor> olsun yani. yani bu çok, de evet. hani demek ki belli medya falan Falan yani böyle aynen şeyden. yandan evet. ki bunları zaten çok da yapıyorlar şimdi lise aynen. dönemlerinde aynen. öğrencileri. Evet. 270 ile 320 puan arası e, girişimci, avukat, bilgisayar mühendisi, mali müşavir, organizatör veya dedektif Bunun gibi olabilirmiş gibi arkadaşlar. Meslekler. Evet meslek gruplarımız da böyle. Bu arada siz de hangi meslek grubuna dahil olduğunuz aşağıda yorumlarda bizle paylaşırsanız seviniriz. Biz 200-260 puan arasında dahil olduk. <laughs> Bu arada arkadaşlar, eğer izlemediyseniz Yap Yap kanalımızdaki eğlenceli dudak okuma yarışması videomuzu buradaki linkten izleyebilirsiniz. Orada da baya güzel şeyler çıkmıştı, komik evet, olmuştu. Evet, evet. Çok eğlenmiştik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.